Kimileri için eğlence, kimileri için sağlık anlamı taşıyan havuz mekanların en keyifli bölümleri halini alıyor. Havuz inşasına gelinlikçi bir anlayışla yaklaşan İdol Havuzculuğun kurucusu Cemal Özkaraca, projelerini ve havuz bakımının önemini Eko Gündem izleyicileriyle paylaşıyor. Sakinlik ve dinginlik veren, vücut ağrılarını hafifletmede yardımcı olan en rahatlatıcı araç olarak kabul ediliyor. Yüzme ise suyun gücüne karşı koyarak kasları çalıştıran ve diğer tüm klasik egzersizlerden kalori harcama ve kas çalıştırma açısından üstün olarak görülüyor. Kimileri için eğlence, kimileri için sağlık anlamı taşıyan havuz, mekanların en keyifli bölümleri halini alıyor. İdol Havuzculuğun kurucusu Cemal Özkaraca, 20 yılı aşkın süredir tüketicilerin bu türden taleplerine profesyonelce yanıt veriyor. 23 yıldır bu sektördeyim ben. Değişik alanlarda, değişik firmalarla daha doğrusu giriş yaptık sektöre. Sonra bir ortaklı çalışmalarımızdan sonra 12 Eylül 2005'ten bu tarafa İdol Havuzculuk olarak sektöre adım attık. Zaman geçtikçe daha çok deneyim kazanıyorsunuz, tecrübe ediniyorsunuz. Yapılmış olan veya yapılmış yanlışları görüp yapmamaya çalışıyorsunuz. Doğru iş, doğru zaman, doğru mekan, doğru insanlarla çalışarak düzgün işler yapmaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz bu. Konut ve genel kullanıma açık havuzlarda her ebattaki talep karşılanabiliyor. Site havuzları, özel villa havuzları, kapalı havuzlar, ısıtmalı sistemli havuzlar, tabii ki bunlar kapalı havuzlar. Kolej havuzları, olimpik havuzlar da tabii ki işimizin içinde. Bu iş üzerine kendimizi adamış bulunuyoruz ve devam ediyoruz. İşin kapsamı yüzme havuzlarıyla sınırlı tutulmuyor. Bir projede süs havuzu veya jacuzzi, çocuk havuzu, talasu havuzları var artık. Yeni gündeme geliyor. Belki bunu siz hiç duymadınız. Talasu havuzu tuzlu sistem bir havuzdur veya talasu duşlar var. Talasu duşlar tuzlu suyla duş almak istiyor insanlar. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Cemal Özkaraca havuzlara yenilikçi bir anlayışla yaklaşıyor. Alışılagelmiş havuzların bir adım ötesine geçiyor. Sınır yok bir defa. Nasıl bir tasarım yaparsınız? Havuzun şekli nasıl olur? Sistemi nasıl olur? Taşma kanallı olur, emici sistemli olur, sonsuz havuzlar olur. Ne bileyim, jacuzzi ile bir bütünleşir, çocuk havuzundan taşar, şelale ile bütünleşir filan. Sonu yok. Amaç şey burada, yani ufkunuzu nasıl çalıştırabilirseniz, neler düşünebilirseniz onu yansıtırsınız. Hepsi bu. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde, hatta yurt dışında projelere imza atılıyor. İstanbul merkezli bir firmayız, biliyorsunuz. Ama Türkiye geneline, Türkiye'ye hitap ediyoruz. Yavaş yavaş yurt dışına açılmaya başladık. Bu sene bir Türkmenistan ve Cezayir gibi projelerimiz var. Türkiye'nin her yerinde iş yapmaya biz hazırız. Yapıyoruz da. Geçen yıl Balıkesir, Ankara, Tekirdağ, Edirne, İstanbul içi, Adapazarı, buralarda projelerimiz oldu. Ama bu demek değildir ki Van'da bir proje gelecek, oraya gitmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. İş nerede? Biz oradayız. Önemli olan düzgün proje olsun. Düzgün işler yapalım, arkasında durabileceğimiz işleri yapalım. En önemlisi bu. Doğru bir havuz hafriyattan başlar diyen kurucu Cemal Özkaraca, profesyonel ellere emanet edilen işlerde sorun yaşanmayacağını dile getiriyor. Temelden havuzcu yapmalı, bitirmeli. Kaba inşaatı, sıvası, şapı, izolasyonu çok önemli. Havuzun izolasyonundan sonra kaplama aşaması, görsellik. Ama görselliğin yanı sıra da kullanılacak malzemenin uzun ömürlü olması gerekiyor. Bunun değişik malzemeleri var. Porselen seramikleri var, cam mozaikleri var, değişik taş kaplamaları var, tutamaklar var. Doğru malzemeyi doğru işçilikle yapıp düzgün projeler çıkarmak istiyoruz. Düzgün projeyi yapıp bitirdiğinizde orada bitmiyor iş. Bunun bakımı çok önemli. Peki havuz bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Düzgün bir bakım olabilmesi için de arıtma sistemlerinin çok düzgün olması gerekiyor. Standartlara uygun bir havuzun 4 saatte bir arıtma sisteminin havuzun suyunu 4 saatte bir sirküle etmesi gerekiyor. Yani kaç ton su varsa havuzun içinde o suyun en az
4 saatte sirküle edecek ki sağlıklı bir havuzunuz olsun. Yapmazsanız ne olur? Düzgün küçük arıtmalar kullandınız, 6-7 saatte arıtırım falan dediniz ne olur? O zaman fazla kimyasal kullanmak zorunda kalırsınız. Cemal Bey, havuzun temizliğini nasıl sağlıyoruz, nereden anlıyoruz? Evet. Havuzun temizliğini dedik ya, bahsettiğimiz gibi arıtma sistemlerinin düzgün olması gerekiyor. Ama arıtma sisteminin düzgün iş yapabilmesi için yardımcı kimyasallar kullanmak zorundayız. Bunlar klor, pH düşürücü, yosun önleyici, parlatıcı, çökertici gibi. Peki bunları nasıl kullanmalıyız? Ne zaman, ne aralıklarla kullanmalıyız? Rastgele bir ölçüm söylenemez, kullanım söylenemez. Test aletlerimiz var. En basit şu gördüğümüz bir test aletidir. Burada neyi ölçebiliyoruz? Total klorunu ölçüyor, pH seviyesini ölçüyor, alkalitesini ölçüyor. Çok basit bir şekilde. Uygulamalı göstermiş olalım o zaman. Aynen. Kutusundan çıkarıyoruz çubuğunu. Suyun içine batırıyoruz. Bir 10-15 saniye kadar bekledikten sonra karteladaki renklerle karşılaştırıyoruz. Bize diyor ki pH düşürücüsü atın veya pH yükselticisi atın veya gerek yok pH'i seviyede kloru ne kadar kullanmanız gerekiyor onu söylüyor. Açık havuzlarda yaz döneminde kullanılırken klor oranı 1 veya 1,5 ppm oranında olmalı. pH seviyesi de 7,2 ile 7,6 arasında olmalı. Bunu yakalamamız gerekiyor ki sağlıklı bir suyumuz olsun. Gerek çevresel etki anlamında, gerek insan sağlığı anlamında nasıl bir kimyasal kullanılıyor? Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın onaylamış olduğu kimyasallar var. Tamamen analiz edilmiş, havuzlar için özel seyretilmiş kimyasallar var. Onları kullanmak gerekir. Sıvı kimyasallar da var Sağlık Bakanlığı onayladı. Ama dediğim gibi en önemlisi test ederek kimyasalınız ne kadar kaliteli olursa olsun bunun fazlası da zarar. Azı da zarar. Tam ideal seviyelerinde olmak zorunda ki sağlığımıza hiçbir zarar vermesin. Firma inşa ettiği havuzların bakımında da sorumluluk üstleniyor. Yapmış olduğumuz projelerde ya bakımlarını üstleniyoruz, belli bir aralıklarla veya görevlileri eğitiyoruz. Şu demek de değildir ki havuzu yapmak, bakmak daha çok zor. Böyle algılanmasın ne olur. Düzenli bakılırsa çok kolay. Projelerde uzun vadeli adımlar atılıyor. Biz yap kaç firması değiliz. Biz yap devam et firmasıyız. Ve yaptığımız işin her zaman ne olursa olsun arkasında duran firmayız. Bu yüzden ayakta duruyoruz. Bu yüzden tercih ediliyoruz diye düşünüyorum. Cemal Özkaracan'ın kendisiyle aynı hassasiyeti taşıyan deneyimli bir ekiple çalışıyor olması başarının da bir diğer anahtarı oluyor. Her şeyin bir mutfağı vardır. Biz burada görseldeyiz ama arkada planda çalışan ekibimiz hakikaten birbirinden değerli insanlar, ustalarım, kalfalarım var. Benim zihniyetimde nasıl bir iş yapılması gerektiyse onlar da ben işin başında olmasam dahi öyle bir iş yapabilecek kapasitede ve öyle bir düşüncede insanlar. Onlara çok teşekkür ederim bu arada. Hal böyle olunca müşteri profili de referanslar vasıtasıyla oluşuyor. Genelde biz referans ağırlıklı çalışıyoruz. Tabii ki internet artık medya fazla etkili bu konuda. İnternetten de insanlar bulabiliyor. Havuz yapımı, havuzcu falan denildiği zaman çıkıyor artık arama motorlarından. Ama asıl bizi ön planda tutan referanslarımız, yapmış olduğumuz havuzları tıpkı burada da olduğu gibi onların bizi desteklemesi, bizim yanımızda olmaları, bizi refere etmeleri, arkadaşlarına, dostlarına tavsiye etmeleri bizi hem mutlu ediyor hem işimize daha iyi sarılmamızı sağlıyor. Ve biliyoruz ki o zaman biz diyoruz ki doğru iş yapmışız, biz doğru yoldayız. Bizi tavsiye edebiliyorlar ki bize yeni müşteriler katıyorlar. Benim bir de bir sözüm vardır. Derim ki yaptığım bir iş ikinci bir işi getirmiyorsa ben o işi yaptım saymıyorum diye hep söylemişimdir. O yüzden referanslarımız çok önemli bizim için. Her yeni iş ailenin genişlemesi sonucunu doğuruyor. Ben müşteri kelimesinden biraz rahatsız oluyorum. Müşteri bizim için şurada bitiyor. Tanışma ve sözleşme anında müşteri bitiyor. Sonra İdol Havuzculuğun bir ferdi oluyor, bir ailesi oluyor. Ki nasıl ki aile fertlerinden vazgeçemezse biz de onlardan vazgeçemeyiz. Onların sorunu bizim sorunumuz.
oluyor. O zaman otomatikman da bizim de sorunlarımız onların sorunu oluyor. Bizim arkamızda duruyorlar. Kurucu Cemal Özkaraca sözlerini noktalarken hedeflerine değiniyor, emin adımlarla ilerleyerek işini daha da büyütmek istediğini söylüyor. Alaylı olarak başladık. Şimdi artık okulların zamanına dönmeye başladı iş. Tabii ki iki tane evladım var, Allah bağışlasın. Kendi doğrularımızı, kendi düşüncelerimizi onlara enjekte ederek, onların da uygulayıp düzgün bir iş yapmalarını sağlamaya çalışıyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı ben sağlam, temiz bir şekilde teslim edebilirsem ve onların da temiz bir şekilde o bayrağı ilerlettiklerini görürsem benden mutlu kimse olmaz diye düşünüyorum.